İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bulunduğumuz coğrafyanın yükünü fazlasıyla çekiyoruz. Kan ve terörden medet umanlar maalesef ülkemizi oluşturdukları Orta Doğu bataklığına çekmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hafta sonu Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısına sahne oldu. 97 vatandaşımızı kaybettik, 200'e yakında yaralımız var. Buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugünlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Umarız birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü bir şekilde sergileriz. Kan ve terör isteyen bu gruplara ve bunları destekleyen zalimlere de bu şekilde ders veririz. Umarız terör ve kan bir an önce son bulur, ülkemiz huzur ve güven ortamına bir an önce kavuşur diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Bu hafta otomotivi konuşacağız sevgili izleyiciler. Konuğum Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Otomotiv Konseyi Başkanı ve Faik Çelik Holding CEO'su Baran Çelik. Hoş geldiniz Sayın Çelik. Hoş bulduk. Evet, içinde bulunduğumuz durum gerçekten çok acı. Yüreğimiz yanıyor. Evet. Bununla ilgili isterseniz birkaç cümle sizden alalım ve konumuza dönelim. Evet, kelimelerin öneminin kalmadığı bir zamanlardan geçiyoruz. Aslında bu geçtiğimiz hafta, son 2-3 aydır içinde bulunduğumuz terör ortamı tüm millet olarak hepimizi çok büyük bir üzüntüye yöneltti. Özellikle bu hafta sonu yaşadığımız, ki Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı, bu saldırıyı kesinlikle lanetliyoruz. Umarım Türk milleti ve eminim Türk milleti bu zor zamanlardan birlik, beraberliğini, kardeşliğini koruyarak devam edecektir ve emin adımlarla geleceğe barış, huzur içinde devam, emin adımlarla ilerleyecektir. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum. Ve bu süreçte hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet Sayın Çelik, bugünkü konumuz otomotiv. Siz otomotivin içerisinde yer alan, evet, ve birçok kuruluşunda da görev alan bir kişisiniz. Bir ayağını sürekli yurt dışında, dünyayı da çok yakından takip ediyorsunuz. Firmanız uluslararası ölçekte yabancı ortaklıklı bir firma. Evet. Bu bakımdan Türkiye'yi daha net görebilme şansınız var. Dünyadan baktığımız zaman, dünya penceresinden Türkiye'de otomotiv sektörünü ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tabii Türkiye'de otomotiv endüstrisi dünya otomotiv endüstrisi içinde 17. sırada. Bir kere ekonomik büyüklük olarak da Türkiye ekonomisi 17. sırada olması sebebiyle otomotiv endüstrisi Türkiye'nin toplam ekonomik büyüklüğünün gerisinde olan bir sektör değil. Otomotiv endüstrisinin dünyadaki konumuna baktığımızda ise son 10-15 yıllık periyodu dikkate aldığımızda %600-700'lere varan bir büyüme gerçekleştirmiş olması sebebiyle önemli bir noktada. Dünya otomotiv üretiminin %1,5'u şu an 1,5 civarı Türkiye'de yapılıyor. Ve Türkiye bir otomotiv üreten, otomotivi geliştiren, sıfırdan son tüketiciye kadar olan tüm süreçleri yönetebilen bir otomotiv imalatçısı ülke. Gerek ana sanayiyle gerek yan sanayiyle gelmiş olduğu nokta gerçekten gurur verici denilebilir. Tabii alınması gereken, çok fazla kat edilmesi gereken yol da var. Eksiklerimiz de var. Bu süreçte özellikle otomotiv endüstrisinin tüm kurumları bunları tamamlamak için elinden geleni yapıyor. Evet, dünyada baktığımız zaman gelişen ülkelerin birçoğunda otomotiv sektörünün önemini gerçekten göz ardı edemeyiz. Markalı otomotiv, yani evet, fason üretici anlamında söylemiyorum. Markalı üretim yapan ülkelerin birçoğu gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alıyor. Bu anlamda Türkiye'nin de bu yolda aslında ilerlediğini görüyoruz. 2023 hedefleri arasında 2 milyon adetlik bir üretim hedefi var. 2023'te de çok fazla bir zaman kalmadı aslında, ama nasıl gidiyoruz, nasıl değerlendirirsiniz?
Aslında biz otomotiv üretimini geçtiğimiz yılla orantılı bakar isek bu yıl %17'ye yakın bir büyüme var. Ama ADS'el anlamda değil mi? ADS'el anlamda toplam 9 ayda 973 bin araç üretildi. Bu da geçtiğimiz yıl 835 bin olmasından dolayı %17'lik bir büyüme var. Ama son 5 yıllık periyottaki büyümeye baktığımızda çok yeterli değil. Biz 2000'li yılların başında başlatılan üretim hamlesini 2010'lu yıllarda tamamladık ve 1 milyon 200 civarlarında otomobil üretim rakamlarına ulaştık. Bunu ulaşır iken Türkiye'de konuşlanmış joint venture yabancı otomobil markalarının Türkiye'deki otomobil imalatlarının yarattığı katma değerle geldik. Tabii ki markalı üretim yapan bir ülkenin üreteceği otomobildeki yaratacağı katma değer çok daha fazla olabilir. Ama aslında otomotiv endüstrisinin 2023 ihracat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ve otomotiv endüstrisinin tabii bunun içinde 2023 ihracat stratejisinde konulan hedef çok daha fazlaydı. 2 milyondan 4 milyon civarında bir hedef konuldu ama tabii son gelinen süreçte bu 4 milyonluk üretim rakamına ulaşmak çok mümkün gözükmüyor. 2 milyon çok daha gerçekçi bir hedef. 75 milyar dolar da ihracat. 75 milyar dolarlık da ihracat hedefimiz var. Yıllık 21-22 milyar dolarlık ihracata ulaşıyoruz şu anda. 2 milyon araca ulaşmak 2023'ü bulmaz diye düşünüyorum. 2018-2020 yıllarında Türkiye Otomotiv Endüstrisi 2 milyonlu üretim rakamlarına ulaşacaktır. Gelmiş olduğu hali hazırdaki kapasiteleri %100 kullandığında 1 milyon 700'ü 1 milyon 800'e yakın bir kapasiteye ulaşmış durumda zaten sektör. Bunun 2 milyona tam kapasiteli imalata ulaşması çok zor değil. Ama mevcut yatırımlarla bu rakamların yakalanması sanki biraz zor gibi. Yeni yatırımlara ihtiyaç var. Özellikle yeni OEM yatırımlarına eğer 2 milyonun rakamları aşmayı hedefliyorsak kesinlikle ihtiyaç var. Bir değil, birden fazla yeni OEM yatırımlarına ihtiyaç var. Türkiye'de imalat yapan OEM'ler belli, yapmayanlar da var belli. Aslında pazarda hepsi çok yüksek miktarlarda da araçlar satıyorlar. Bu sebeple OEM'lerin kesinlikle Türkiye'de yatırım yapması bizim hedeflerimize ulaşmamız açısından çok önem arz ediyor. Geldiğimiz nokta bu yıl 1 milyon 300 binli araçlar seviyesine ulaşacağız. Aslında baktığınızda da geçmiş yıllara oranla bir rekor imalatın olduğu bir yıl olma potansiyeli yoğunlukla taşıyor. Hem üretim anlamında hem de pazar anlamında. Peki dünya otomotiv devlerinden diyelim Volkswagen'in yaşadığı son olaylar, emisyon ölçümlerinde yapılan usulsüzlükler ve dünyada bununla ilgili birçok davalar da açılmaya başlandı. Evet. Tüketiciler davalar açmaya başladılar. Birçok ülkeler satışlarını durdurdu ikinci bir kontrole kadar. Türkiye'yi nasıl etkileyecek bu durum? Veya bir etkisi olacak mı? Çünkü Türkiye'de de pazar lideri olduğunu biliyoruz bu firmanın. Volkswagen bir üretici bir marka. Aslında dünyada şu an en önde gelen markalardan bir tanesi. Amerika'da başlayan bir emisyon problemi yaşadı ve bu dünyadaki diğer ülkelerde sirayet etti. Tabii ki bu noktada hangi araçlarında, nerede üretilen araçlarda bu tür problemler yaşıyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Ben genel anlamda uzun vadede çok tabii ki kısa vadede bir etkilenme olacaktır ama uzun vadede önemli bir marka bu süreci yönetebileceğini düşünüyorum ki otomotiv endüstrisi zaten şu anda en çok odaklandığı nokta emisyon. Emisyon noktasında hatanın geri dönüşümsüz problemler çıkarttığının çok farkında. Çeşitli konularda geçmiş yıllarda özellikle emniyet işte diğer hatalardan dolayı çok fazla araç geri çağırmaları olmuş idi ama bu emisyon noktasında oluşan en büyük problem
Tabii ki bu problemin ortaya çıktığı marka yoğunlukla etkilenecektir ama endüstriyel birikimi, geçmişi, tarihi, markanın gücü onun üstesinden gelmeye yetecektir diye düşünüyorum. Peki otomotiv ihracatına dönecek olursak, biraz önce rakamları paylaştık. Burada da bir çelişki yaşıyoruz. Otomotiv endüstrisi ihracatçı birliklerinin rakamlarına baktığımız zaman pariteden dolayı bir kayıp söz konusu. Yani evet, gerçek değeri göstermediği sürekli söyleniyor. Son evet, otomotiv ihracatçılar başkanı da Orhan Sabuncu da bu yönde açıklaması var. 2.3 milyar dolar parite nedeniyle kaybolduğu şeklinde bir açıklaması var. Evet. Biz aslında belli değeri oluşturup ihracatı her geçen gün artırıyoruz. Ama bu pariteden dolayı mı bu evet, tablolara ve rakamlara yansımıyor? Aslında şöyle özetlenebilir. 2015'in 7 ilk 9 ayında toplam otomobil ihracatına baktığınızda, otomotiv endüstrisinin ihracatına baktığınızda da otomobil ihracatıyla paralel olarak adetsel bazda artış var. %8, %9 oranlarında artış var. Ama birimsel bazda, adetsel bazdaki artışı rakamsal bazda göremiyoruz. Çünkü otomotiv endüstrisi yoğunlukla Euro bölgesine ihracat yapan bir sektör ve geçtiğimiz yılın ilk 9 ayının ortalama Euro dolar kuruyla, bu yılın ilk 9 ayının Euro dolar kurunu dikkate aldığımızda dolar bazında da Türkiye'de ihracat rakamları, istatistikleri tutulduğundan dolayı %9'luk bir gerileme görüyoruz. Ama sektörel anlam sektör ihracatını arttırdığı olarak hesap yapıyor. Çünkü bizim için önemli olan birim bazlı ihracatımız, adet bazlı ihracatımız. Ama ona da baktığımızda %8'lik bir büyüme var. İhracatımız Türkiye'deki diğer birçok sektörün önünde büyümeyle devam ediyor aslında. Türkiye ekonomisinin lokomotifi diyebiliriz değil mi otomotiv sektörüne otomotiv baktığımız zaman? Evet. 2015 yılında aslında şampiyonu çok iyi başlamıştı. Fırtına gibi girmişti sektör. Ama sonra nazar değdi diyelim biz. Nisan-Mayıs aylarında işte Bursa'da yaşanan işte grevler, evet, işçi eylemleri. Aslında o da bir set vurdu değil mi? Yoksa normalde rakamlar çok daha üstüne gelebilirdi. Tabii o süreçte de bir otomotiv imalatı gerek ana sanayiyle gerek yan sanayiyle sekteye uğradı. Biz Ağustos ayındaki izin döneminde bunun bir kısmını kompanse etmeye çalıştık ama hepsi edilemedi. Onun o sürecin de yaratmış olduğu bir miktar negatif rakamlar mevcut. Ama her şeye rağmen Türkiye otomotiv endüstrisi bu yıl ihracatın büyümesiyle, üretiminin büyümesiyle, ilk 9 ayki verilere baktığımızda üretimde %17'lik bir büyüme var. Pazarda %37'lik, 38'lik bir büyüme var. İhracatta ise adetsel bazda %8'lik bir büyüme var. Eylül ayının ihracatına bakar iseniz Eylül ayında rakamsal bazda da dahi olsa %4'lük bir küçülme gözüküyor. Ancak Türkiye'nin toplam ihracatı %18-19 küçüldü. Türkiye'nin içindeki otomotiv endüstrisinin ihracatının payı %18'lere çıktı. Bu da ne kadar önemli bir sektör olduğunu gösteriyor. Her yılın bu şekilde bu performansla devam ediyor olması sonucunda biz önümüzdeki yıllardaki hedeflerimize ulaşabiliriz diye düşünüyoruz. 2023 hedeflerini evet, yakalamamız bu yılki zor büyüme, değil diyorsunuz. Bu büyümeyi devam ettirebilirsek tabii ki bu iki büyüme rakamlarını yakalamak da büyüyen bir pazarın tekrar büyümesi rakamsal olarak zor olacağından dolayı çok da kolay bir süreç değil ama bu yıl bunun bir örneği gerçekleşti. İlave yatırımlar da tabii ki bunu etkileyecek. Bu bağlamda evet, Fiat'ın Bursa'da yapmış olduğu yatırım yeni evet, aracı. Çok önemli. Türkiye'de Ege, Avrupa'da Tipo markasıyla evet, çıkacak olan aracı gerçekten sektöre de bir ivme kazandıracak. Aynı zamanda istihdama da ciddi bir katkı sağlayacak. 2000 çalışanın alınacağı duyuruldu. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz? O projede de firma olarak da yer alıyorsunuz aldık, diye evet, biliyorum. Evet. Biz Beyşelik olarak o projede yoğunlukla yer alıyoruz. Karoseri parçalar, gövde içi saç metal parçalar ve şase parçaları üzerine projelerde yer aldık. Proje
3 fazlı sedan, hatchback ve station wagon'dan oluşuyor. Ve alınan ilk pazar verilerine göre, ilk bilgi bizim hissiyatımıza göre, çünkü sürekli projede ortak çalışıyoruz, bu proje Türkiye için bir gurur kaynağı olacak bir proje olma yolunda ilerliyor inşallah. Bunun rakamsal verilerini önümüzdeki birkaç yılda hepimiz göreceğiz. Önemli bir proje. Türkiye açısından otomobil, binek otomobil olarak 3 farklı fazın bir arada devreye gireceği ve TOFAŞ'ın bu noktada tüm Ar-Ge'sinin içinde yer aldığı bir proje. O açıdan da yerlilik oranının da şu ana kadarki en yüksek oranlarda gerçekleşeceği bekleniyor. O açıdan önemli bir proje olarak Türk Otomotiv Endüstrisi tarihine altın harflerle yazılacak bir proje olacak. Yine Bursa'da kurulu bir başka fabrikamız Renault, onların da ciddi projeleri var. Hatta bir projenin bu işçi eylemlerinden dolayı bizden çıktığını, Türkiye'den çıktığını biliyorum. Yıl sonunda tekrar yeni bir projeyle Renault'un da yine sektöre bir ivme katacağını, katmasını bekliyoruz. Evet. Evet, ihracatı konuştuk. Dünyadan baktığımız zaman Türkiye'de otomotiv sektörünün geleceğini ve nerede durduğunu konuştuk. Bursa özeline döneceğiz ama Bursa özeline dönmeden önce biraz da yerli otomotivi konuşalım istiyorum ben otomobili. Bugün Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık bununla ilgili ilk görselleri paylaştı. Hatta otomotivi kamuoyuna sundu, kamuoyunun bilgisine sundu. İlk bakışta tartışmalar da oldu bir başka modelin taklidi şeklinde. Siz inceleyebildiniz mi? Bugün çok çok yeni bir lansman yaptılar, prototip lansmanı yaptılar. 3 tane prototip sundular. Sayın Bakanımız, Sanayi Bakanımız Sayın Fikri Işık bu noktada çok emek verdi. Yerli otomobilin yapılması noktasında çok yoğun çalışmalar yürüttüler. Bu süreçte yerli otomobilin imalatını başaramamak gibi bir şey söz konusu değil Türkiye otomotiv endüstrisi için. Halihazırdaki otomobil fabrikalarının ürettiği araçlarını da zaten yerli otomobil olarak görüyoruz. Burada önemli olan yerli marka, %100 yerli bir markanın üretiliyor olması. Bu da çeşitli kademeleri var ve bu süreçlerin başlangıcındayız o Türkiye olarak. İnşallah bizler otomotiv endüstrisinin yan sanayinde yer alan kuruluşlar olarak inşallah bu süreçte başarılı sonuçlar elde edilir ki Türkiye otomotivdeki gücünü perçinler. Çünkü yerli markanın olması tabii ki tüm sektör için pozitif sonuçlar doğuracaktır. Bu noktada ki çalışmalara Türkiye Otomotiv Endüstrisi'nin yan sanayide sonuna kadar katkı sunacaktır. Önemli olan o aşamaların kararlılıkla devam ettirilmesi. Evet Sayın Çelik, yerli otomobili, Bursa'yı ve Bursa'nın otomotivde geleceğini konuşmaya devam edeceğiz. Ama kısa bir ara vereceğiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Otomotivi konuşmaya devam ediyoruz. Evet Sayın Çelik, yerli otomobilde kalmıştık. Yerli otomobilin bugün lansmanı yapıldı. Tabii tepkiler var. Siz de biraz önce değerlendirmesini yaptınız. Türkiye otomotiv endüstrisi yerli otomobili, hatta otomobili üretecek kapasiteye bu bilgi, birikim ve güce erişti. Evet. Değil mi? Aslında bundan sonra işimiz çok daha kolay. Sadece pazarda marka olabilmek sanırım sorun burada. Evet. Dediğimiz gibi şu anki Türkiye'deki otomobil ana sanayi fabrikaları bir otomobilin sıfırdan tasarımından son tüketiciye ulaşana tüm aşamalarını tüm dünyadaki rakipleriyle başarılı bir şekilde rekabet ederek ulaşabiliyor. Yani nihai mamulü tasarımdan son testine kadar tüm aşamaları Türk mühendisleri ve Türk çalışanları, işçileriyle beraber başarıyla sonuçlandırıyoruz ki şu an 1.300.000 gibi otomobil
üretim rakamlarına ulaştık. Burada peki, otomobil üretmek gibi, üretememek gibi bir şey söz konusu olamaz. Buradaki yerli otomobilden ağzımıza yerli otomobil olarak yerleşen cümle aslında yerli marka ve %100 yerli fikri hakları olan, işte sınai hakları olan markanın dünya pazarlarında yer alıyor olması. Bunun içinde çok yoğunluklu bir marka PR'ının yapılıyor olması lazım ve satış ağlarının, servis ağlarının kuruluyor olması lazım. Ölçek ekonomisinin olduğu bir sektör otomotiv endüstrisi. Birçok küçük üretici büyük üreticinin altında birleşiyor. Ondan dolayı rekabetin de yoğun olması sebebiyle çok kolay süreçler değil. Biz dediğimiz gibi Türk Otomotiv Endüstrisi'nin içinde yer alan firmalar olarak yan sanayi sektöründe bu sürecin başarıyla sonuçlanması noktasında elimizden geleni yapacağız. Ancak çok kolay bir süreç değil. Umarım başarılı sonuçlar olur ve Türkiye daha güçlü bir otomotiv ülkesi haline gelir. Hafta içinde yine yapılan açıklamalarda dünyaca ünlü bir otomobil firmasının, bir markanın motor üretimi için, yerli otomobilin motorunun üretimi için işbirliği yapacağı açıklandı. Hı hı. Tabii çok anladığım kadarıyla çıtada çok aşağılarda tutulmuyor. Üstlerde tutuluyor bu otomobil hı. için. Çünkü görüşme yapılan firma dünyada çok ön sıralarda. Hı hı. Yine benzetilen model yine çok üst segmentte bir model. Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Hangi segmentte olacak yerli otomobil? O konuda çok net bilgilere sahip değiliz. Bugünkü Bakan Bey'in sunumunda da gördüğümüz kadarıyla orta segmentin bir üstünde konumlandırılmış bir araç gibi duruyor ama bu prototipte çok net belli olmayabilir. Umarım daha çok pazarın daha büyük bir kısmına hitap edecek bir araç da pazara girilir ki daha büyük bir pazarda elde edilecek hacimler otomotiv markasına yapılacak yatırımların genel gider içindeki payını düşürerek başarılı sonuçlar elde etmesini sağlar. Çünkü dediğim gibi rekabetin çok yoğun olduğu bir sektör. Ölçek çok önemli. Belirli minimum üretim rakamlarına ve minimum satış rakamlarına ulaşılması gerekiyor. Otomobili rekabet edilebilir seviyede fiyatlandırabilmeniz için. Aynı zamanda ihraç edebilir duruma gelmeniz tabii. gerekiyor. Evet. Onun için de dediğim gibi çıkacak ürünün fiyatı burada önemli. Devletin de sağlayacağı sübvansiyonlar buna pozitif etkiler yaratacaktır kesinlikle. O süreçte de o kararlılık şu anki devletimizde var. İnşallah bu sürecin pozitif sonuçlanmasını biz de dört gözle bekliyoruz. Evet. Türkiye'de otomotiv endüstrisine baktığımız zaman dünyaca ünlü markalar ya da ülkemizde faaliyet gösteren markalar Türkiye'den her geçen gün yatırımlarını artırıyorlar. Evet. Ve Türkiye'deki iş gücüne, iş gücü kalitesine, bilgi birikimine ve iş ahlakına çok güveniyorlar. Bunu yaptıkları çalışmalarda, yatırımlarda görüyoruz. Her ne kadar Türkiye ucuz ülke olmaktan çıkmaya başladıysa da, rakamlar daha da yükselse de yine yatırımlardan vazgeçmiyorlar. Türk otomotiv endüstrisi ve çalışanlarının buradaki başarısını da biraz konuşmakta fayda var değil mi? Tabii. Türkiye'deki otomotiv sektörünün geldiği noktanın altında aslında insan kaynağının kualifikasyonu yatıyor. Yani özellikle mühendislik ve teknik personelin. Bunun yanında tabii ki biz ülke olarak çok genç bir ülkeyiz. Çok çalışkan bir milletiz. Ve bunun yaratmış olduğu pozitiflikleri her toplantıda dile getiriyor zaten dünyadaki muhataplarımız. Otomotiv endüstrisinin Türkiye'de yatırımlar yaptı. Ve bu yatırımları hep büyüterek geliştirdi. Bunun altında şu da var. Çünkü rekabet edilebilir seviyede ürün desteği sağlayan yan sanayilere sahip ve yan sanayilerin gelişimi otomotiv endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağladı.
Bu yan sanayilerin oluşmasında da Türk insanının girişimciliği yatıyor ve teknik kabiliyetleri yatıyor. Bugün geldiğimiz noktada yan sanayisi güçlü olmayan bir ülkede otomotiv endüstrisi büyüyemez. Büyüyemedi baktığımızda örneklere. Türkiye bu noktada gerek yan sanayiyle gerek ana sanayinin yatırım kabiliyetiyle belirli bir büyüklüğe ulaştı. Bundan sonraki büyük halimizle milyonlu rakamlara ulaştıktan sonrası daha zor ama biz umutluyuz. Önümüzdeki 5 yıl otomotiv endüstrisi için büyüme rakamlarının yoğun bir şekilde manşet olduğu yıllar olacak. Evet. Bursa özeline de döndüğümüz zaman otomotivin başkenti Bursa. Bursa'yı konuşmadan olmaz. Bursa'da çok başarılı çalışmalar var. Ama son 5 yılda baktığımız zaman ciddi bir yatırım alamadığını görüyoruz Bursa'nın. Sanki fiziki anlamda bir doyum söz konusu. Gündemde Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın öncülüğünde bir organize sanayi kurulma aşamasında. Evet. Böyle bir bölgeye büyük yatırım gelebilir mi? Hatta yerli otomobil için böyle bir bölge teklif Tabii. edilebilir mi? Bu hem Bursa için hem Türk sanayisi için bir ivme katmaz mı? Katar. Zaten Bursa'nın şu an içinde bulunduğu, Bursa sanayisinin içinde bulunduğu en büyük sıkıntı fiziki koşullar. Gelişebilecek, büyüyebilecek, yeni teknolojik yatırımları sonlandırabilecek fiziki alanlara sahip değiliz. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın bu noktada bir öncülüğü var. İnşallah bu yeni sanayi bölgesinin ortaya çıkması süreci çok hızlı bir şekilde tamamlanır. Çünkü Bursa'da, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen birçok yabancı yatırımcının olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Bu sürecin hızlanması adına bu sanayi bölgesinin elzem olduğunu düşünüyorum. Bursa'da otomotiv endüstrisi hem yan sanayiyle hem ana sanayiyle Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin %50'sinden fazlasını barındırıyor. Bu da bu sanayi bölgesinin ne kadar önemli olduğunun bir işareti aslında. Bursa otomotivle büyümeye devam etmeli bence. Peki otomotivde bu kadar büyüme, tek sektöre bu kadar yüklenmek Bursa'da ilerisi için bir endişe oluşturuyor mu sizde? Öyle bir endişe taşıyor musunuz? Çünkü baktığımız zaman otomotiv ve yan sanayi gerçekten aradaki makas sürekli açılıyor. Sonrasında tekstil geliyor ama otomotiv çok öne geçti. Bu İleride aslında bir handikap değil mi? Otomotiv sektöründe yaşanacak bir kriz tabii ki şehri bütünüyle etkileyebilir. Ama Bursa bir sanayi şehri. Sadece otomotivle sanayisini yönlendiren bir şehir değil aslında. Otomotiv endüstrisi için Bursa çok önemli. Bursa için otomotiv endüstrisi de çok önemli ama Bursa'nın tekstil gibi, makine gibi ve hali hazırda yeni teknolojik alanlar, kimya, demir çelik üzerine farklı yatırımlar var. Bursa bu noktada oradaki yatırımlarını da gün be gün büyütüyor diye görüyoruz. Tabii ki otomotiv endüstrisinde yaşanacak bir sıkıntı bulunduğu bölgeyi, Interland'ı etkileyecektir. Ama buradan elde edilmiş kazanımlar diğer sektörlere de pozitif olarak yansıyacağından o sektörlerin de büyümesine bir yandan da ön ayak oluyor otomotiv endüstrisi. Yeni sektörlerin doğmasına da ön ayak oluyor. Yenilenebilir enerji ekipmanları üzerine imalat yapmaya çalışan firmalar, yapan firmalar var. Savunma sanayide büyüyen firmalar var. Şimdi yeni raylı sistemler üzerine evet. yatırımlar var. Makine endüstrisi zaten her geçen gün daha önemli hale geliyor. O açıdan otomotivin yaratmış olduğu kualifiye alan diğer sektörlere de sirayet edecektir. Bunu şunun için sordum. Biz bundan 8 yıl önce, 7 yıl, 8 yıl önce basın olarak hep şöyle manşetler atardık. Bursa, Türkiye'nin Detroit'i, Amerika'nın otomotiv kenti. Fakat Detroit'in geldiği noktaya baktığımız zaman bir hayalet şehir.
Siz daha yakından biliyorsunuz. Ciddi krizler yaşadıktan sonra resmen bir hayalet şehire döndü. Şöyle bir endişe var. Bursa'da acaba o Detroit kabusunu yaşar mı? Ben bunu sorayım size. Yani böyle bir şey var mı? Bir endişe yani var mı? Yani o bir örnek, kötü bir örnek ama bunun yaşamaması adına şu an Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın birçok faaliyeti var. İçinde bulunduğu komitelerde ve konseylerde yeni sektörlerin, kümelenmelerin oluşumuna ön ayak oluyor. Böyle bir risk her zaman barındırır. Tek sektöre bağımlı olan bir bölge, bir şehir, o sektörün yaşayacağı sıkıntıdan çok fazla etkilenir. Ve bu şehir bunun bilincinde kurumlarıyla turizme yatırımlar yoğunlukla devam etti. Bursa bir Osmanlı'nın başkentini yapmış tarihi bir şehir. O çerçevede onların da turizm için ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor şehirde. Bunun yanında diğer sektörlere dediğim gibi önem her geçen gün yoğunlukla veriliyor. Bunun böyle olmaması için önlemlerin alındığını ve alınacağını düşünüyorum ben. Şöyle bir ekleme veya saptama yapsak yanlış mı olur? Bursa'da otomotiv ve yan sanayi dediğimiz zaman yan sanayinin başarısını hemen görmemiz gerekiyor. Bence bu yaşadığımız süreçte öyle bir sonu olmayacağı otomotiv yan sanayinin ihracatıyla ortada. Sadece burada kurulu bulunan OEM'lere üretim yapmıyor. Aynı zamanda bir ayağı ihracatta. Bu aslında o yapıyı da dinamik ve güçlü tutuyor. Evet, şu an baktığınızda otomotiv endüstrisi 2000'li yıllarda ihracat hamlesini başlattığında otomotiv yan sanayinin toplam ihracat içindeki oranı %10'lar seviyesini geçmiyor idi. Şu anda bu çok daha fazla, %35-40, bazı aylar 45 civarlarına ulaşıyor. Otomotiv yan sanayi, Türkiye'de kurulu olan otomotiv ana sanayinin tabii ki ön ayak olmasıyla dünyadaki tüm ana sanayilere ihracat yapar hale geldi. Biz kendi kurumumuzda dahi 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Gerek seri imalat parça, gerek kalıp imalat adına. Dünyanın birçok ülkesinde mühendislerimiz projeler devreye alıyorlar. Orada resident engineer olarak projelerin sonlanması ve başarıyla sonuca ermesi için çalışıyorlar. Ben burada otomotiv ihracatı ile ilgili ve yan sanayinin ihracatı ile ilgili özellikle dikkate alınması gereken bir konuya parmak basmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin katma değerli ihracata ihtiyacı var. Ve Türkiye'nin toplam ihracatının kilogram başına düşen oranına baktığınızda 1.35-1.40 dolarlardayız. Ama otomotiv endüstrisinin ilk 9 aylık rakamlarına baktım gelmeden önce 6.5 dolar seviyelerine ulaşmışız. 3 kattan biraz daha fazla. Burada otomotiv ana sanayi tabii ki yüksek katma değerli, en yüksek katma değerli imalatı yapan kısım. 8 doları bir miktar aşan bir kilogram ihracat bedeli var. Ama yan sanayinin de Türkiye toplam ihracat kilogram başındaki oranından 3.5 kat fazla bir oranı var. O da 5 dolar seviyelerinde. Bu da otomotiv yan sanayinin de ne kadar önemli bir sektör olduğunun göstergesi. Sayın Çelik, son olarak Bursa'ya kurulmakta olan otomotiv test merkezi ile ilgili de kısaca görüşlerinizi alalım ve programımızı kapatalım. Bursa içinde bulunduğu otomotiv endüstrisinde en fazla Ar-Ge merkezine sahip olan şehir. Bursa'daki otomotiv ana sanayi ve yan sanayi ürünlerinin tasarımlarını bu şehrin içindeki firmalar kendi Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştiriyorlar. Otomobilin tüm komponentlerinin üretildiği bir şehir. Otomobilin üretildiği bir şehir. Tabii ki üretilen otomobilin testlerinde Türkiye'nin en büyük otomotiv şehrinde yapılıyor olmasını bizler çok arzu ettik ve bu çerçevede son nihai gelişmeler oldu ve bundan memnuniyet duyduk. Bu Türkiye otomotiv endüstrisine hizmet edecek ama her şeyin yanında Bursa'daki otomobil
sektörünün büyümesine katkı sağlayacak bir yatırım. Ben hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Peki Sayın Çelik, katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bu hafta otomotivi konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla tekrar birlikte olacağız. Hemen hatırlatayım. Bu akşam A milli takımımızın İzlanda ile önemli bir sınavı var. Umarız millilerimiz başarılı bir şekilde bu karşılaşmadan çıkarlar ve bizler de bir nebze olsun sevindirler bu zor günlerde. Çünkü sevince, mutluluğa çok ihtiyacımız var. İyi akşamlar.